Arkadaşlar merhabalar. Geçen açılış videomda size açılışın temel prensiplerini anlatmıştım. Bu videoda kendimizi bir sınayalım. Ben size her hamlede bu hamle mantıklı mı, mantıksız mı diye soracağım. Siz de bir kendini sınamış olun. Şimdi başlayalım hemen istiyorsanız. Beyaz E4 ile başlasın. Bu hamle mantıklı mı, mantıksız mı? Birinci sorumuz bu. Cevabı mantıklı çünkü beyaz merkeze bir tane piyon yerleştirdi. Ve F1'deki filinin önünü açtı ve vezirin önünü açtı. Bu yüzden mantıklı. Siyah buna E5 ile karşılık versin. Bu hamle mantıklı mı mantıksız mı diye sorayım. Bu da mantıklı çünkü siyah da aynı şekilde karşılık verip kendi vezirinin ve filinin yolunu açtı ve merkeze piyon yerleştirdi. Şimdi beyaz at F3 yapsın. Bu hamle mantıklı mı mantıksız mı diye soruyorum. Mantıklı çünkü beyaz atını F3'e gelerek merkezdeki E5 ve D4 karelerini kontrol etti. Beyaz şah için roku hazırladı ve bir tane hafif figürünü geliştirmiş oldu. Şimdi sıra geçti siyaha. Siyahın bu piyonu koruması gerekiyor çünkü aynı zamanda beyaz siyah piyonu istiyor. Siyah da bir tane hafif figürünü geliştirerek piyonu korudu. Bu hamle mantıklı mı mantıksız mı diye sorayım. Bu hamle çok mantıklı bir hamle değil. Bu hamle mantıksız. Nedeni şu. Aslında hafif figür geliştirmiş ve piyonumuzu korumuşuz gibi görünüyor ve mantıklı gibi görünüyor. Yalnız bu hamlenin şöyle ciddi dezavantajları var. Her şeyden önce açılış temel prensiplerde şunu söylemiştim. Mümkünse atları fillerden önce geliştirin. Bir, o prensibi ihlal etti. Önce at geliştirmemiz gerekiyordu. İki, bu fili geliştirdiği anda şu gördüğünüz D7 piyonun önünü tıkadı. Normalde bu hamleyi geri alalım. Mesela bu piyonu at C6 ile koruyup daha sonra örneğin fil C5, D6 ve fil E6 ile gördüğünüz gibi iki filimizi de güzel bir şekilde geliştirmiş olduk. Atı önce çıkıp piyonu koruduktan sonra önce bu filimizi sonra piyonu sürüp sonra diğer filimizi geliştirebildik. Yalnız burada fil D6 hamlesi sonrası bu piyonumuzun önü tıkandığı için artık bu C8'deki filimizin gelişimi sıkıntıya girdi. Bu nedenle şuna dikkat ediyoruz. Aletlerimizi, hafif figürlerimizi ileri sürerken diğer piyonların ve diğer aletlerin önünü tıkamamaya dikkat ediyoruz. Çünkü tamam bu fili geliştirdik ama diğer taraftan diğer filimizin gelişimini zora soktuk. Bu açıklamalardan sonra devam edelim. Beyaz da filini C4'e çıksın. Bu hamle mantıklı mı mantıksız mı diye sorayım. Cevap mantıklı. Çünkü fil bu piyonun önünü siyahın yaptığı hata gibi bu piyonun önünü tıkamadan güzel bir kareye çıktı. Siyahın en zayıf olan F7 karesine bakıyor ve beyaz rokunu hazırlamış oldu. Şimdi gelelim siyaha. Siyah at F6 yapsın. Bu hamle mantıklı mı mantıksız mı diyelim. Mantıklı çünkü siyah da yine bir hafif figür geliştirerek rokunu hazırlamış oldu. Şimdi tekrar sıra beyaza geçti. Beyaz rok atsın. Bu hamle mantıklı mı mantıksız mı diye sorayım. Cevap bu hamle mantıklı çünkü hemen ilk fırsatta beyaz rokunu attı. Gerçi şöyle cevap vermiş olabilirsiniz. Mantıksız çünkü piyonu veriyor. Aslında bu piyonu tam veri olarak düşünmeyelim. Çünkü bu piyonu vermiyor aslında beyaz. Dolaylı olarak koruyor. Şimdi beyaz kaleye E1'e gelerek bu atı tehdit eder. At kaçtıktan sonra kendi atımızla piyonu geri alabiliriz. F5 ile koruyacak olsa D3 ile kovarız. Yine koruduktan sonra atla piyonu alabiliriz. O yüzden aslında piyonu beyaz vermiş olmuyor. Bu yüzden bu rok hamlesi de mantıklı. Beyaz bu örneğimizde her şeyi adeta mükemmel bir şekilde yaptı. Piyonlarla açılışta çok fazla oynamamamız gerekiyor. Mümkünse bir ya da iki piyon hamlesi yapmamız gerekiyor. Çok güzel bir şekilde bir piyonunu merkeze yerleştirdi. Atını merkeze doğru yerleştirip atından sonra şah filini çıkarak hemen rok konumuna oturup rokunu attı. Şahını güvene aldı. Ve gelişimini tamamlamak için bir iki hamlesi daha kaldı. Şu B1'deki atı ve C1'deki fili geliştirecek. Ondan sonra veziri de oynadıktan sonra
o açılışı bitirmiş diyebiliriz. Yanlış, siyah filde altı hamlesiyle hatalı bir hamle yaptı. Şimdi devam edelim. Rokunu attı beyaz, siyah rokunu atsın. Bu hamle mantıklı mı mantıksız mı diye sorayım. Evet, cevap bu hamle de mantıklı çünkü siyah da rokunu atarak şahını güvenlik altına aldı. Şimdi beyaz at A3 oynasın. Bu hamle mantıklı mı diye soralım. Bu hamle mantıksız. Niye mantıksız? Atı geliştirmek gerekiyordu. Doğru. Beyazın yapması gereken atı geliştirmek, yalnız atı A3'ten değil, doğru olan C3'ten geliştirmekti. Çünkü merkeze doğru bakarak geliştirmek mantıklıydı. Bu hamle mantıksız oldu. Şimdi hemen siyah bundan faydalanarak bu ata vursun. Gördüğünüz gibi beyaz almak zorunda kaldı ve beyazın piyon yapısı parçalandı. Gördüğünüz gibi burada duble piyon oluştu ki duble piyonlar aslında bir zayıflık demektir. Şimdi sıra tekrar siyaha geçti. Bu değişimden sonra siyah D6 yapsın. Bu hamle mantıklı mı diye sorayım. Evet, mantıklı çünkü siyah beyaz haneli filinin önünü açtı ve ilerleyen hamlelerde bu filini geliştirebilecek. Beyaz fil B2 yapsın. Bu hamleyi sorayım mantıklı mı mantıksız mı diye. Cevap evet mantıklı çünkü beyaz da filini geliştirerek merkezdeki piyona baskı yapıyor ve ileride D4 sürüşüne destek olacak B2'deki fil. Şimdi siyah da atı C6'ya gelsin. Bu hamlelerini artık biliyoruz. Mantıklı çünkü at merkeze doğru gelişti. Beyaz veziri E2'ye gelsin ve gördüğünüz üzere vezir beyaz açılışını bitirdi. Hafif figürlerini geliştirdi. Rokunu attı ve kaleler arasındaki bağlantıyı sağladı ve beyaz için açılış bitti. Bu örneğimizde basitçe bazı sorular cevapladık. Son olarak şunu da söyleyeyim. Mesela burada siyahın artık yapması gereken son olarak şu filini geliştirip belki vezir E7'ye çıktıktan sonra kaleler arasındaki bağlantıyı sağlayıp oyun ortasına geçmek. Mesela burada ilk yapması gereken hamle siyahın örneğin fili G4'de oynamak ve sonra vezir E7'ye oynayıp devam etmek. Mesela burada fil G4 yerine atıyorum A5 tarzı bir hamle mantıklı olmazdı. Çünkü hala gelişmemiş figürümüz varken piyonla oynamaya çalışıyoruz. Bugün bu şekilde basit bir pratik soru cevap yapmış olduk. Teşekkür ediyorum. Videolarımı devamlı istiyorsanız lütfen videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videomda görüşmek dileğiyle.